Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sıfırdan Python serimizde bugün mini bir proje yapacağız. Bu projemiz şöyle olacak. Ee, önceden biz bazı veri yapıları öğrenmiştik. Mesela listeleri, kümeleri, stringleri demetleri ve sözlükleri öğrenmiştik ve onların bazı metotlarını öğrenmiştik. Şimdi bunları listeleyen bir program hazırlayacağız ve çıktısını şu şekilde istiyoruz. Bakın çalıştırdığım zaman şöyle bir liste gelecek. Burada liste metotları diye bir başlık olacak ve listelerin metotları bunun altına listelenecek. Sonra kümelerin metotları başka bir sütunda olacak. Sonra stringlerin Metotları başka bir sütunda olacak. Ve en sonda da işte demetler ve e, sözlükler. Her bir sütunda arkadaşlar gerekli olan metotlar sıralanmış olacak. Aslında bunu Excel tabii ki daha rahat yapabiliriz ama öğrendiğimiz şeyleri tekrar etmek bakımından e, amatör yollardan yapmayı deneyeceğiz bu sefer. Ondan sonra da bunu bu şekilde yazdırdıktan sonra bir de Metin belgesine yazdıracağız. Hatta isterseniz şöyle göstereyim. Ee, evet. Bakın metin belgem burada. Bunu açarsam böyle bir çıktı istiyoruz arkadaşlar. İstediğimiz çıktı bu. Şimdi gelin bunu yapmaya başlayalım. İsterseniz ben bunu kapatayım. Ee, bunu da kapatayım. Orada az önceki aslında ben o programı hazırlamıştım. Ancak kodlar görünmesin diye oldukça enterlayıp aşağı tarafa geçtim. Şu dosyayı da buradan silelim. Şimdi biz bunu baştan yapmaya çalışacağız. İlk olarak arkadaşlar listelerin metotlarını almaya çalışalım. Şimdi list alt çizgi metot diye bir şey yazacağım. Değişken oluşturacağım. Bu bir liste olacak. Metotları bu listenin içine ekleyeceğim. Şimdi bakın for diyeceğim. Metot in dir list. Dir'i hatırlayın arkadaşlar. Dir içine bir sınıf yazdığınız zaman o sınıfın fonksiyonlarını liste olarak bize geri döndürüyordu. Şimdi şöyle bir şey yaparsam. List nokta method dersem bakın şimdi ne olacak. Bunu ekledim ve print deyip bunu yazdıralım. Liste metotlarını yazdıralım. Bakın Karşıma bütün listelerin metotları yazıldı. Ancak burada bizim şimdiye kadar kullanmayı öğrenmediğimiz çok da çünkü başlangıç seviyesi olmayan özel fonksiyonlar var. Bunlar Python'a özel fonksiyonlar, alt çizgi alt çizgi ile başlayanlar. Yakında bunlarla da inşallah ilgilenmeye başlayacağız. Ancak ben şimdilik onları istemiyorum. Sadece kullanmayı öğrendiğimiz append, clear, copy, count gibi Bunları listelemek istiyorum. O yüzden bunu şöyle yapacağım. If diyeceğim. Eğer bu metodun ismi alt çizgi alt çizgi ile başlıyorsa hiçbir şey yapma diyeceğim. O halde onu şöyle gerçekleştirebilirim. If metod nokta starts with. Hatırlayın arkadaşlar belirli bir karakterle başlayıp başlamadığını kontrol ediyoruz. Eğer alt çizgi alt çizgi ile başlıyorsa Burada continue diyeceğim. Yani hiçbir şey yapma. Bir sonrakine geç. Bakın bunu bu şekilde çalıştırdığım zaman alt çizgi alt çizgiyle başlayanlar gelmedi. Bu şekilde ben listelerin istediğim metotlarını aldım. Şimdi bunu buradan kopyaladım. Bakın burası gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 satır. Aslında benim kendi yazdığım projede onu da isterseniz hemen şurada göstereyim. Ee, ismi neydi? Şuydu sanırsam ki. Evet bakın aslında o 5 satır sadece şu şekilde tek satır olarak da ifade edilebiliyor. Ancak bu da benim anlatacağım bir sonraki konu. Oraya geldiğim zaman bunu nasıl yaptığımı size bir kere daha göstereceğim. Ancak onu bilmediğimiz için şu an çok da hoş olmayan bir yoldan yapıyoruz. Ancak olsun yine de bildiklerimizi pekiştirmiş oluyoruz. Şimdi ben bunu kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Mesela listelerden sonra kümelerin metotlarını alacağım. O yüzden burada kümeleri listeletmeliyim ve de bunları da tabii ki küme metot listesine ekleyeceğim. Sonra bunu bir daha yapıştırayım. Hatta burada da bir boşluk bırakayım. Nerede ne olduğu belli olsun. Ee, listeyi yaptım, seti yaptım. Mesela string metotlarını yapayım. String metotları. Buraya string yazmayacağım arkadaşlar. String sınıfının adı str idi. Sonra bunu da string metotlarına ekleyeceğim. Tamam bu da tamamlandı. Bir tane daha yapalım. Mesela bu da tuple için olsun. Yani demetler için olsun. Bunun içine o yüzden tuple yazacağım. Ve de metodu da tabii ki tuple metot şeyini ekleyeceğim. Hatta şöyle yazdım, gittim. Evet, ne kaldı geriye? Bir de sözlüğümüz kaldı. Onu da yazalım arkadaşlar. O yüzden burası bir liste, e, liste olacak. Sözlük metotları isminde. Bunun içine artık list değil tabii ki sözlük sınıfımızı yazacağız ve bu şu listi de yine sözlük olarak değiştireceğim. Evet arkadaşlar bunları yaptığım zaman bütün hepsindeki metotları aldım ve her biri birer tane listede tutuluyor. İlk önce bir kere başlıklar diye bir liste oluşturayım. Bu listemin içinde de şunlar olsun. Mesela birinci kısımda ben ne yazmıştım unutmayayım aynı sırayla yazayım ki listelerin altına kümelerin metotları gelmesin. O zaman şuraya list metot diyelim. Nedense İngilizce başladık. Öyle devam etsin. İkinci sırada kümeler var. O yüzden buraya set metot diyelim. Ondan sonraki sırada listelerden sonra stringler varmış. String metot diyelim. Stringlerden sonra tuple ve sonra da sözlük var. O yüzden buraya tapıl metot diyelim ve de e, en sonuncusu da sözlüklerdi. Buna da şöyle dict metot diyelim. Evet. Bunlar arkadaşlar bizim başlıklarımız. En üstte bunların yazmasını istiyorum. Ondan sonra bir de sınıflar diye bir liste oluşturacağım. İşte bu sınıflar listesi de aynı sırayla buradaki listeleri içerecek. Dolayısıyla ilki list metotları listesi, ondan sonraki set metotları listesi, ondan sonrası string metotları listesi, ondan sonraki tuple metotları listesi ve en sonuncusu da sözlük metotları listesi. Şimdi arkadaşlar unutmayın, tekrar söylüyorum. Burada e, sınıflar dedim, bu sınıfların içinde Listelerin metotları var. Yani bunların her biri aslında birer tane liste. Ondan sonra şimdi gelelim şöyle bir şeye. Ben size tekrar şu metin belgemi göstermek istiyorum. Ben size tekrar metin belgemi göstermek istiyorum. Ancak onu sanıyorum ki silmişim. Neyse şöyle yapalım. Hmm, tekrar bulayım. Evet buldum bunu çalıştırdım. Metin belgem oluşturulmuş olmalı. Burada sanıyorum ki onu eklememişim buraya. Her neyse. Neyse o çok önemli değil. Şimdi yapmak istediğim şey şu. Çıktı burada da görünüyor zaten. Şimdi bütün hepsinde aynı sayıda metot yok. Gördüğünüz gibi stringlerin metotları çok daha fazla. O yüzden string metotların da Fazlalık olduğu için diğerleri bitmiş olacak O yüzden o satırlara da Hiçbir şey yok anlamına gelen bu Çizgi çizgi çizgileri Çekeceğim Dolayısıyla benim Hangisinde en fazla metot var onu bir kere Bilmem gerekiyor Onu da şöyle elde edelim isterseniz Bir max len değişkeni Tanımlayalım en büyük uzunluk bakalım hangisinde Onu da şöyle belirlemeye çalışalım for class arkadaşlar bakın class ismini kullanamazsınız çünkü o özel bir isim. Sonuna şöyle bir alt tire koydum. in classes dedim. Yani sınıfların içindeyken eğer eğer bizim len class değişkenimiz yani bu listenin uzunluğu eğer maksimum uzunluktan büyükse hemen maksimum uzunluğu şöyle pardon hemen maksimum uzunluğu güncelleyeceğiz yani len içine de class yazacağız anlaştık yani burada yaptığım şey şu şimdi diyelim ki benim ilk listeler metodumda 6 tane metot vardı bu 6 sıfırdan büyük olduğu için en büyük uzunluğu 6 olarak güncelledim. Sonra stringlere gelince diyelim ki 15 tane vardı. O halde 15 6'dan büyük olduğu için en büyük uzunluğu yani en fazla metot içeren sayıyı da 15 olarak güncelledim. Yani bu for döngüsü bittiğinde hangisinde en fazla metot varsa o benim max len değişkenimin içinde tutulacak arkadaşlar. Peki bunu güzelce ne hallettik. Şimdi gelelim bunu ekranımıza yazdırmaya. İlk olarak şöyle bir şey yapmamız lazım. Tekrar ben e, şu programımı çalıştırayım, bir kere daha çalıştırayım. Bakın, çalıştırdığım zaman şöyle düzenli olmasını istiyorum. Bakın, hepsi aynı hizada görünüyor. Burası da aynı hizada görünüyor. O yüzden bunlar için. Bir sütun genişliği belirleyelim. Bakın burada oldukça uzun bir e, fonksiyon ismi var. O diğeriyle çakışmasın diye ben 30 karakterlik bir sütun genişliği belirledim. Aslında ilk başta 25 belirlemiştim ama e, 25 belirlediğim zaman bu ikisi bitişti. O yüzden ben 30 karakterlik bir sütun genişliği belirleyeceğim. Ona göre ekranıma yazdırmaya çalışacağım. İlk olarak şöyle başlayalım. Diyeceğim ki for i i demeyeyim de for class in classes diyeyim hatta şöyle. Evet bu classes'ı da söylemesi birazcık zor. Niye öyle bir isim seçtiysem bilmiyorum. Ondan sonra bir de şöyle yapacağım. Hatta böyle başlamayayım isterseniz ilk önce i ile başlayayım daha uygun olur. Diyelim ki For e in range içine de max len. Unutmayın arkadaşlar ikinci parametresini girmediğime göre pardon sadece e, içine bir tane parametre girdiğime göre bu sıfırdan max lene kadar gidecek anlamına geldi. Bunun içine de şöyle bir şey yapalım. Sanırım bir saniye burayı ters mi yaptım? Bir düşünmem gerekiyor şu anda. Ee, i̇lk başta klası mı yazsam daha sağlıklı olur yoksa evet ben şimdi i'ye mesela sıfır verdiğim zaman teker teker bütün klasları yazdırmak isteyeceğim. O halde bence bunun böyle kalmasında pek bir sakınca yok. Böyle olsun. Bunun içinde de for diyelim class in şöyle sınıflar listesi aynen. Şimdi bakın bu şöyle olacak. Yani benim aklımdan geçen şey şu. Şurayı da açayım. Şimdi ilk önce i'miz sıfır olduğu zaman i'miz sıfır olduğu zaman buraya gelecek hepsinin sıfırıncı indeksini yani bunu yazdıracak sonra yanına bunu yazdıracak sonra bunu yanına yazdıracak bunu yazdıracak gidecek hepsi bittiği zaman i'miz 1 olacak bu sefer ondan sonraki metotları yanına yazdıracak. O yüzden dışarıya iyi koydum arkadaşlar. Bir an acaba klası mı koymalıydım diye düşündüm. Ancak böyle olduğunu doğru olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelelim devam edelim. Ekranımıza neyi yazdıracağız? Önce şunu kontrol etmem lazım. Çünkü bakın mesela burada i 15'e kadar değişecek ama demetlerde sadece 2 tane metot var. E burada ne zaman bu boşlukları koymalıyım? Onu kontrol etmem gerekiyor. Eğer iyi diyeceğim büyük veya eşittir max len olduysa pardon max len değil de len class olduysa yani şöyle diyelim ki diyelim ki bizim demetlerimizde sadece iki tane e, metotlar ancak burada i 3 olmuş veya 4 olmuş yani burada herhangi bir şey yok. O yüzden ben buraya bir metot yazmaya çalışırsam tabii ki hata alacağım. O yüzden buraya bu çizgileri yazdıracağım. Hemen şöyle yapacağım. Print diyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane bundan yazsın. Ondan sonra print 30 karakter belirlemiştim hatırlarsanız. 7 tanesi oydu. Boşluk karakterinden de 23 tane yazsın. Şimdi Evet, böyle. Ondan sonra eğer böyle değilse yani i sınıfın uzunluğundan daha küçükse, yani o i'ye karşılık gelen bir metot varsa hemen metodun ismini yazsın. Yani şöyle Class bunun i indeksindeki elemanı yazsın. Ondan sonra da arkadaşlar şundan koysun. Print diyeceğim. 30 karakter belirlemiştim. O yüzden 30 karakterden geri kalanı, yani bir kısmına bunun ismini yazacak. Geri kalanını da boşlukla doldurmak istiyorum. O yüzden boşluk karakterinden de kaç tane koysun. Ee, tabii ki de şöyle. 30 eksi len klas i. E. Yani ne yazdıysam ne yazdıysam dikkat edin. Ben yukarıya klas i'yi e yazdım. Mesela burada 8 karakterli bir şey yazdıysam 30'dan şunu tabi paranteze almalıyım. Şu şekilde. 30'dan 8'i çıkartacak. 22 tane de boşluk koyacak. Dolayısıyla burada hepsi aynı hizadan başlamış olacak. Şimdi bakalım oldu mu? Aslında ben olmadığını biliyorum. Hatta oldukça saçma bir görüntüyle karşılaşacağız. Çalıştıralım. Evet. Gördüğünüz gibi oldukça saçma bir görüntüyle karşılaştık. Ancak bunun neden kaynaklandığını şöylece çözebiliriz. Hatta daha önceden bununla karşılaşmıştık. Print ifadesi yazma işlemi bittikten sonra alt satıra geçiyordu. Ve bunun bir end parametresi vardı. Bunu şöyle yapacağım. Alt satıra geçme. End eşittir boşluk. Hiçbir şey yazma. Yani dümdüz yazmaya devam et diyeceğim. Aynı şekilde buna da end eşittir boşluk diyeceğim. Boşluk değil daha doğrusu. Boş bir string diyeceğim. Sonra buna da end eşittir. Boş bir string dedim. Ve buna da end eşittir boş bir string dedim. Şimdi ben bunu çalıştırdığım zaman bakalım oldukça güzel görünüyor gibi oldu. Ancak bu sefer de hepsi yan yana oldu. Hiç alt satıra geçmedi. Peki ben ne zaman alt satıra geçmesini istiyorum? Onu hemen bir düşünelim. Ben her birindeki ilk metotları yazdı, bütün klasları gezdi, ilk metotlarını yazdı. Sonra alt sınıra satıra geçmesini istiyorum. O yüzden yani ben her i'nin değiştiği zaman bir alt satıra geçmek istiyorum. O yüzden buraya bir sadece print ifadesi bırakıyorum. Bu da alt satıra geçmesini sağlayacak. Bakın şimdi bunu geldim çalıştırdım. Evet bakın tam olarak istediğim gibi yazmış oldu. Ancak bunun üzerine bir de başlıklarımızı yazdıralım isterseniz. Şöyle diyelim ki for Klas class diyelim. Ona da class diyelim. Her yere class dedik. In başlıklar olsun. Hatta buna başlık diyelim o zaman. Arkadaşlar bu değişken isimlendirmesi önemli. Biz şimdi burada minik şeyler yapıyoruz ama daha büyük ölçekte şeyler yaptığınız zaman değişkenin ne olduğunu hatırlamanızı kolaylaştıracak isimler seçmeniz iyi olur. Başlıklar diyelim. Kim oradaki başlıkları teker teker yazdıracağım. Ancak unutmayın ki 30 karakterlik bir e, sütun genişliği belirlemiştik. 30 karakterden geri kalan kısmını da şeyle kullanacağız. E, boşlukla dolduracağız. O yüzden print başlık diyeceğim. Ondan sonra end parametresini yine boş bir string olarak ayarlayacağım. Ondan sonra da bunun yanına, bunun yanına kaç tane karakter yazdıysak onu 30'a tamamlayacak kadar, onu 30'a tamamlayacak kadar boşluk getireceğim. Yani 30 eksi len başlık. Bunu yaptığım zaman da en başa başlığın gelmesini bekliyoruz. Bakalım düşündüğümüz gibi oldu mu? Evet ben burada neyi unuttum? Hemen ona bakıyorum. Tabii ki şunun end parametresini unuttuğum için bu boşlukları koyduktan sonra hep alt satıra geçti. Bakın bunu şu şekilde çalıştırırsam evet şu an için oldukça güzel görünüyor. Tek yapmam gereken bir şey kaldı arkadaşlar. O da bunu bir metin belgesine yazdırmak. Bunu da geçen gün konuşmuştuk. Hatta end parametresini de o derste konuşmuştuk. Önemli bir ayrıntıydı. Şimdi gelelim bunları yazdırmaya. Arkadaşlar nerede 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 burası bizim başlıkları açtığımız yer. Evet işte buradan itibaren dosyamıza yazdıracağız. With open diyelim. Dosyamızın ismi mesela şöyle olsun. Method nokta tx de olsun s f böyle söyledim. Şimdi arkadaşlar printlerin geldiği her yere bu sefer f nokta ifadeleri gelecek. Yani ekrana yazdığım her şeyi dosyaya da yazdırmak istiyorum. O yüzden şöyle yapacağım. Print değil tabii ki. f nokta diyeceğim ve buradaki başlığı yazdıracağım. Arkadaşlar burada end eşittir boşluk parametresini kullanmayacağım. Zaten öyle bir şey de yok. Zaten hatırlarsınız burada bir imleç mantığı vardı. Bunu yazdıktan sonra imleç zaten yazdığı yerin sonunda olacak. Ben sadece onun sonuna şunu da yazdırmak istiyorum. O yüzden bir daha geldim. F nokta write dedim. Bunu yazdırdım. Yani başlığımı yazdırdı. Ondan sonra onu 30 karaktere tamamlayacak kadar da boşluk ekledi. Ondan sonra geldim buraya. Evet. Aynısı bunların hepsini şeye de yazdırmalıyım. F nokta right dedim. Şunu yazdıracağım. Şöyle. Ondan sonra yine F nokta right diyeceğim. Bu sefer de Evet, şunu yazdıracağım. Tabii ki end parametresi hariç. Ondan sonra buraya geldim. Bunları da yazdıracağım. F nokta write diyeceğim. Şu gelecek. Sonra da bir daha f nokta write diyeceğim. Onun içine de bu gelecek. Bunu da bir güzel aldım. Evet. Şimdi olmuş olması gerekiyor. Ancak bir tane problemimiz olacak. Şöyle görelim. Bunu ilk önce şöyle yapmalıyım. Bunun hepsini olduğu gibi alıp unutmayın arkadaşlar dosyayı açtığım zaman dosyayla ilgili işlemler yapabilmem için o dosyayı açtığım bloğun içinde olmam lazım. Yani o yazdığım bütün kodu seçtim. Bir sefer taba bastığım zaman hepsini ileriye taşıdı. Şu an hepsi bu bloğun içinde. Şimdi ben bunu çalıştırırsam Bakın ne oldu böyle bir şey evet şunu unuttuk yine dünü hatırlayın ben buna bir açma modu girmedim o da e, açma modu girmediğim zaman dosyayı okumak istediğimi düşünüyordu okumak istediğimi düşündü ancak öyle bir dosyada olmadığı için hata verdi ben bunu yazma moduyla açarsam e, dosya yoksa o dosyayı oluşturuyordu bakalım çalıştırdım. Burada herhangi bir problem görmedim. Ancak burada bir problem göreceğim. Ben o problemi biliyorum. Bakın şöyle kötü bir şey oldu. Bunların hepsini yan yana yazdı. Çünkü burada alt satıra geçmemizi söyleyen herhangi bir şey yapmadık. Onu da şöyle yapacağım. Ben normalde nerede alt satıra geçiyordum? i'nin değiştiği yerlerde alt satıra geçiyordum. Bakın burada bir print ifadesi var. Ancak burada F nokta right gözüme çarpmadı. Bunu unutmuşum. Aslında unutmadım bilerek unuttum. İlk yaparken gerçekten unutmuştum. Şu an vurgulamak için unuttum. Ancak burada F nokta right dediğim zaman hiçbir şey yazmaz. Bunun içine özel bir karakterimiz olan ters slash n'yi gireceğiz. Arkadaşlar en son dersimizde Hatırlarsınız bu end parametresine de ters slash n parametresine de aşina olmuştuk. Dosyalardan verileri okurken bazen çok çok önemli olmuşlardı. Eğer onları hatırlamıyorsanız mutlaka bir kez daha izlemenizi öneriyorum çünkü oldukça önemliler. Şimdi bunu bir daha çalıştırdım. Buradaki dosyamı silmeme gerek yok arkadaşlar. Çünkü ben bunu yazma moduyla açtığım için zaten dosyada olanları silip üzerine yeni içerikleri yazacak. Şimdi bunu buradan kapatayım. Bir daha açayım. Şu anda eğer dalgınlık olmadıysa ki olmuş gibi görünmüyor. Her şey yerli yerinde. Bakın isterseniz şöyle de çalıştıralım. Buradan bunu da açtım. Şöyle genişleteyim. Evet tam olarak düşündüğümüz gibi arkadaşlar hepsini Excel bir şekilde sütunlar halinde listeledik. Evet arkadaşlar bu da hem dosya yazmayı kullanmamız olsun hem bu printin end parametresi olsun birçok şeyi kullandığımız bir mini proje oldu. Bence çok faydalı bir projeydi. Ancak dediğim gibi çok da kaliteli bir proje olmadı. Çünkü şöyle göstereyim. Burayı birazcık aşağıya alayım. Gördüğüm kadarıyla benim bu metotların listelerini oluşturmam yaklaşık 30 satır sürmüş. Ancak ancak bunu yeni öğreneceğimiz metotla sadece 5 satırda halledebileceğiz. Oldukça önemli bir ders olacak. O gün de sizin dikkatinizi rica edeceğim. Evet arkadaşlar, nihayetinde bu projemizi tamamladık. Aslında şunu da söyleyeyim bu proje benim aklıma gelmedi e, yorumlarda bir soru olarak karşıma geldi. Ben de bu projenin içeriğini ve nasıl çözüleceğini düşündüğüm zaman herkesin izlemesinde fayda olacağını gördüm. O yüzden bu çözümü sizinle de paylaşmak istedim. Umarım arkadaşlar anlamışsınızdır e, Birazcık uzun olduğu için arada bir e, bocalamış olabilirim Umarım kafanız karışmamıştır. Bu kadar diyelim arkadaşlar. Bu kadar yeterli bu video için. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.